Şu zamanda Kur'an'ın nuruyla gördüm ki o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufunetli bir çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selametli bir yolda gider. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısmı ekseri bu ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. %20'si sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miski amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor, düşerek kalkarak gider ta bu. %80'i ise bataklığı anlar, ufunetli pis olduğunu hisseder fakat mütehayyirdirler, selametli yolu göremiyorlar. Şimdi bunu ayırdım abi. Hayat-ı beşere bir yolculuktur. Bu yolculuktaki yol, gidilen yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufunetli bir çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Yani bu yolculuk artık düşe kalka, yavaşlamış yani, artık zorlaşmış yani. Bir bataklığa girmiş yani. Burada bir kısmı selametli yolda gider. Bu bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için vasıtaları bulmuş. Bu ikinci kısım vasıtaları bulmuş. Birinci kısım selametli yolda gidenler. Bir kısmı ekseri, çoğunluğu o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Şimdi ölçü yapacak, istatistiği yapacak tahtaya. Bu giden çoğunluk kısım karanlıkta. Bunların %20'si sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miski amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor, kalkarak gider, ta boğulur. Yani bu bir kısmı ekserin %20'si bunlar boğuldu. %80'i ise bataklığı anlar, ufunetli pis olduğunu hisseder. Fakat mütehayyirdirler, selametli yolu göremiyorlar. %80'i de göremedi. Eğer 100 kişi var dersek, şimdi bir de Mektubat 370'te bir yer var. Orada da diyor ki... Sonucu bize yazacaksın. Tamam. Orada da diyor ki, nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanına binaen makbul ve mütemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Şimdi üstad burada insanların %20'sine ehli tahkik, %80'i ehli tahkik değil dedi. Şimdi burada... İstersen çiz. Önce söyleyeyim sonra. Söyle ha, bitirdin sen. Şimdi bu selametli yolda gidenler ve vasıtaları bulanlar yani bir şekilde hakikate geçmişler yani bir hakikati bulmuşlar. Bulmuşlar. Bu %20 kısım dedik. Bu ilk iki kısma. Bunlar %20. Şimdi bu %20'lik kısmı ikisini yine ayırdım. Şimdi bu %20'lik kısmın... Hakikati bulanlar. Bunların içinde tekrar ehli hakikat olanlar, bunların içinde de ehli tahkik olanlar %4, yani %20'si %4 yapıyor. 100 kişiden 4 kişi selametli yolda gider. Yani eğer 100 kişi farz edersek 20'si hakikati bulmuştu. Bu 20'nin içinde de 4 kişi ehli tahkik. Yani bu ehli tahkik denilen kişiler hakikate nüfuz eden ve hakikati hakikat tanıyıp kabul edenler. Geri kalan 16'sı, 20'den 16'sı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için vasıtaları bulmuş. Yani bunlar da bir vasıta bulmuş. Bunlar da 100 kişiden 16 kişi. Şimdi kalan %80 var. Bu %80'e üstad bir kısmı ekseri diyor. Yani çoğunluk olan kısım. Bu %80, yani 80 kişi o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Bu 80 kişinin de %20'si 16 kişi yapar. Bu 16 kişi sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miski amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor, düşerek kalkarak gider, ta boğulur. Yani bu 100'den 16 kişi boğuldu. Kısmı eksenin %20'si olan 16 kişi. Bu kalan 64 kişi kaldı elimizde. Bu 64 kişi bataklığı anlar, ufunetli pis olduğunu hisseder, fakat mütehayyirdirler, selametli yolu göremiyorlar. %64'ü de mütehayyir, selametli yolu görememiş. Çiz abi. Kimdir bu istatistiğin? Bu istatistik kime yapıyor? Müslümanlar abi. Müslümanlaradır abiler. İnsanlık değil, bu Müslümanı anlatıyor. Çünkü kafirin şu kadarı kurtulur denilemez. O bitti ya. Kafir kafir.
kurtulan varsa içinde, mesela unutmayın bu ölçüyü, içinde kurtulan bir şey varsa Müslümandır eder. Mesela 40 kişiden birkaç tanesi kurtardı diyor. Bu kafir olsaydı, 40 tane kafirden hiç kurtulan olur muydu? Olmaz. O zaman 40 kişiden birkaç tane kurtardıysa bu 40 kişi dediği Müslüman. Mehmet anladın mı Latif abi? Daldın da. Diğer sayıda anlaşılmaz mı yani? He? Diğer sayıda anlaşılmaz mı? Yani kafir evet. Kafiri nasıl kurtulacak? Fetretle mi diyeceksin? Mesela bidayette kafirdir. Sonradan hakikat. O başka var. O değil ya. O tevil. İnsanlara böyle baktığımız zaman fetretle belki. Ama buldu diyor. Araştırdı diyor. Şimdi bu hedef, ustad. Kaçıncı mektuptu bu? 13. mektup. Abi. 13. mektup. Siyaset. Yani İslam siyasetini anlatıyor. Ama buraya göre dediğim gibi doğru ya, Müslümanlar yani. Müslüman kardeşim. Müslümanlar iş yapıyor kıyaslayın. Ha, sonra ne yapacak biliyor musun? Çok acımasız bir şey olacak. Hepsini sığdır ona göre yap. Yazayım. Sonra İslam'da olan cari kanun Risale-i Nur'da da caridir. Şimdi bu İslam için kullandığı o ölçüleri Nur cemaatin içinde de kullanacağız. Aynı kanun burada da cari. Şimdi üstad mektuba tüccüz etmiş de %20'si nevi insan diyor, ehli tahkiktir diyor. Ha, bu insana, nevi insan. Şimdi Müslümana ait değil bu ölçü. Öyle mi? Tabii tabii evet. Bütün. Şimdi bu vasıtaları bulanlarla selametli yolda gidenler %20 dedim. Bir dakika, üstad ne demiş? Ehli tahkik %20 mi demiş? %20. Kim için demiş? Nevi insan için demiş. Nevi insan için, o kompleyenlerdir. Sonra yani bu genel kanuniyet yani bu genel bir kural. Yani ha. Hakikati bulmak yani hakikate geçmek. Ha formül bu. Bu kanuniyet. Diğerlerine şey yani. Şimdi bu vasıtalar bulanlarla selametli yolda gidenler %20 yani ehli tahkik. Hakikati bulmuş bir şekilde. Bunlara %20 dedik. Geri kalan üçüncü kısmı ekseri diyorsa çoğunluk diyor. %80. Şimdi bu %20'nin içinde bu hakikati bulanların içinde bunların içinde de ehli tahkik olanlar %20 yani 4 kişi. Neyin içinde bir dakika iyi. Bu %20'nin içinde abi. %20'nin içinde yine %20'si. Ha %20'nin desene mübarek şöyle o zaman. Ben çünkü kafamı kana basmaz. %20'nin içinde ki %20'si kaç? 4 mü? %4. Bunlar ehli tahkik. Ehli tahkik. %20'nin içindeki %20. %20'nin içindeki bu %80 yani %80 oluyor. %80. Ha, o zaman bak %20'nin içindeki %80 olursa 16. 16 olur. 16. Bunlar vasıtaları bulmuşlar. Ha, bunlar vasıtaları bulmuş. Vasıtaları bulmuş. Ha, şöyle yazalım. Vasıtaları. Dur, şunlar şey abi selametli yolda gider diyor. O zaman al yaz. Selametli yol. Ha zaten bunu mu? Zaten yazmışsın tamam. %4'ü yani toplamın %4'ü selametli yolda gider. He. %16'sı vasıtaları bulmuş. Ha genel bu. Ha genel bu. Yani bu %20'nin içinde %20'si olan selametli yolda gider. Yine bu ehli tahkik olanlar. %80 hakikati ehli tahkik değil ama vasıtayı bulduğu için bunlar da hakikati bulmuş oluyor yani. Bulmuş. Ha, vasıtaları, bulmuş. Bulmuş. Ötekisi? Ehli tahkik değil ama vasıtaları bulmuş. Bunlar ehli tahkik. Ehli tahkik. Selametli yolda gidiyor. Kendi başına zaten. Gidebiliyor yani. Zaten şu anda selametli yolda. Yani o bataklıktan kendini çıkarmış. Geri kalan ehli tahkik olmayan, genel insanlarda ehli tahkik olmayan %80. Bunlara üstad kısmı ekseri diyor. Bu kısmı ekseri karanlıkta gider. Bunlara ayırmış. Bunların %20'si olan %16'sı ta boğulur. Bir dakika. %80'in %20'si. %80'in %20'si. O zaman şöyle yapalım. Şöyle. %80'in %20'si kaç ediyor? 16. 16. %80'in %80'i 64. 64. Heh, al. %80 %20'si yani 16 kişi 100 kişiden 16 kişi ta boğulur diyor. O boğulur ha? Bunlar boğulur kesin. Geri kalan bu %80 %80'i bunlar 64 kişi bunlar da selametli yolu göremedi abi. Göremedi. Boğulmadı ama.
bu olmadı diyor ama selametli yolu göremedi diyor. Ama ileride bu selametli yolu için bir şey diyor. Yani göremeyenler için bir şey diyor. Ne onu, diyor? Onu da okuyalım. Abi yani o mektubat anlamıştık, geçmiştik değil mi? Hemen şöyle yapmıştık Mehmet. İki Mehmet'te. %80'i tahkik değil, %20'si tahkik. Geç, oku geç. Bak neymiş. %20 ehli tahkik ama bunun içerisinde de %20'nin %20'si selametli yolda kendi başına gidebiliyor. Hakikat hakikat olarak gidiyor. Başkasının cebine aklını koymamış. Direkt laikalardan gidebiliyor. Peki vasıtalar dediği... Bak mesela şu diyelim şöyle yapalım. Hizmeti uygularsak. İnsanlıkta. Şimdi bu %20'si beşerin Müslümanlar. %80'i de bitmiş. Hristiyan, Yahudi insanlığı uygularsak böyle. Müslümanların da %20'nin %20'si. %20'si. Bu adamlar kendi motorlarını çalıştırıyor. Motoru iterek gitmiyor. Yani kendisi aradığın zattan soruyor. Bizzati bakıyor ilmi alaya gidebiliyor. Bakıyor akaide düşünüyor. Yani kendisi ayakların başına, yani başkasının cebine aklını koymamış. Bu vasıtayı bulmuş. Şeyh'tir, ustattır. Buraya kimler girer? Nur Hüzün abi. Yok, insanlık, İslam evet, dünyasını İslam. Yaparsak 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hak ve hesaba gelmeyen asfiya. Bu işe biz deriz. Bizim ustatsız gidemeyiz. Laikasız gidemeyiz. Bunlar ayetle, hadiste gidiyorlar. Biz gidemeyiz yani. Evet. İslam dünyasında böyle. Nurculuğa uygulursak değişecek şimdi. Tamam. Bunlar peygamberler. İşte o direkt Allah ile muhatap olanlar. Vahiy ile muhatap olanlar. Bu da ümmetleri. Tamam. Şimdi bunu cemaate uygularsak. %20 yani Nur cemaatinin %20'si tahkiktir, %20'si taklittir. Yani dersi dinler haftada. Onlar ders bittikten sonra peynir keser gibi hemen araba satışa, dolara, euroya, patatise takılır. Evet. Yani böyle de dersten sonra dersle alakasız şeylere geçebiliyor. En azından fiilen göster. Yani nurculara uygularsak %20'si bu cemaatin tahkiktir. %80'i tahkik değildir. Ne yapar bu? Başkasının abidir, şeftir, ona takılır. O ne dedi? Külliyattan 10 defa da göstersen, sarih de göstersen, kafasına çivi de taksan, çaksan bundan çıkamaz. Abi dedi mi? Bitti. Mehdi gelmeyecek dedi. Niçin dediğini biliyorum. Mesela Suğur abi. Çünkü üzerine baskı vardı. Hedefi değiştirmek için vesaire. Şimdi külliyatta gelecek diyor. Ustad diyor ki biz mezarda dahi olsak 163 Kastamonu Skeyt Hastil Gaybiye 100 kaçtı. Şimdi diyor ki gösteriyorsun bak ben mezarda olacağım ve seyredeceğim. Ben anlamam. Abi dedi diyor. Kitap dese de önemli. Bu kim? %80. Yani iyi. %20'nin de %20'si direkt mesela varistir. Ustadın varisleri var. Abiler. Varisler. Sonra bunlar erkanlar, rükünler, haslar. Tamam. Bunlar. Peki bu evet Nur cemaati içinde vasıtayı abi var. Dersan var. Bu şeyin talebedir. Talebedir. Dost buradadır. Risale okuyana risale okuyan talebe okumayan taraftar olan dost burada. Kitap okuyan sonra okuyan da bu bazı insanlar hizmetin içinde saatin zembereği gibidir. Hareketlendiren kişilerdir. Tek tüktür bunlar. Tek tük hareket eden. Bunlar hareket edenlerdir. Ama bunlar yani saatin diğer çarkları gibi. Peki uygularsak ne olur? Bu Hüsrev abi gibi, Yeğen abi gibi, Zübeyir abi gibi, Hüsnü abi gibi, Abdullah Yeğen abi gibi, Badıl abi gibi. Öyle insanlar, Üçlü abi gibi insanlar böyle
Ve hakikaten mütebahir ulema yani. Böyle gidiyor. Acayip yani böyle. Şilep gibi gidiyorlar ya. Yani. Şöyle ellerini koydukları zaman acayip bir şey yani. Adamlar kafalarında külliyat dolaşıyor. Bunlar hareketlendiren. Bu da bizim gibi hareketli insanlar işte. Bunların hareketiyle hareket ediyoruz. Öyle. Cemaate uygularsak böyle oluyor. Yani Nur Cemaat'ın içindeki %20'nin %20'si %4'tür. Bunlar azdır zaten. Ama bu cemaatlere göre uygulasak? Cemaatlere göre uygulayalım. İslam. İlk önce biz ne yaptık? İnsanlık dünyasını yaptık. Şimdi cemaatlere uygularsak İslam dünyası %80'i hakikaten taklittir. Her tarafta böyledir. Taklittir. Yani boğulur ne demek biliyor musun? Bidatlara, hurafelere inanıyor. Gidiyor ağaca boncuk takabiliyor ya. Aynen. Yani çok tamam. Tuhaf ya. Mükemmel nokta. Boncuk takabiliyor. Diyor ki benim ustadım diyor. Bak biz de söylüyor. Benim ustadım diyor. Ben kendim. Benim şefim diyor. Tarikat için söylüyor. Beni cennete götürecek diyor. Hayır kardeş. Bu yanlış ya. Yani. Nasıl cenneti götürecek? Allah'tır ya. Ha, vasıtaları esas yapmış. Kaynak yapmış. Şefaat yok mu? Kur'an'da var. Şefaatçi bulun diye ayet var mı? Ama kaynak yapmayacağız. Yani kendini birbirlerinizi ilah edinmeyiniz. Var ya. Ha, bu, yani göremiyor yani. Neyse İslam'a uygulayalım. Detaya gitmeyeyim. İslam dünyasında %80'i tahkik değil. %20'si tahkiktir. Ne kimler onlar? Dini cemaatler. %20'si dinci. Mısır'da tebliğ cemaati. Kafamda o hemen gelişen. Mısır'da İhvan-ı Müslim. Risale'de geçen isimleri söylüyorum. Cami-i Eser. He, Mısır o. Mesela başka Endonezya falan demiyor. Ben Risale'deki dini cemaatlerden bahsediyorum. Pakistan'da tebliğ cemaati. Mısır'da İhvan-ı Müslim kardeşlerimiz. Tamam. Bağdat'ta da var. Bu dini cemaatlere uygulanır. Bu da dini cemaatlerle şey yok. Yani ha tarikatlar var. Ha tarikat var Risale'de. Nakşi var. Kadiri var. Dini cemaatler ne geliyorsa hatırınıza. Tamam abiler? Dini cemaatler. Cemaati yok. Cami işte mübarek gecelerde camiyi dolduruyor. Ondan sonra namazı kılıyor. İşte hani şey yok yani. Öyle bir davası yok yani. Müslüman sokaktaki. Ama adam menzile bağlı burada. Yani bir gayret içinde adam. Mesela 10.000 şey çekeceğim diyor. Dedim Sofi beni aradın. Bir şey soracağım dedim. Daha bir dakika. Şu anda sana cevap veremem dedi. Kendisi şey yapıyor. Daha bir şey sordu geçti. Bir şey soracaktım dedim. Dur. Daha 10.000'i tamamlayamadım dedi. Gece 12 oluyor dedi. Ha adam bak. Bir gayesi var. Nakşi, Kadiri vesaire. Dini cemaatler. Ha bu dini cemaatlara uygulan. Anladık mı? İslam dünyasında normal halk ama bir tarikat dahi olsa ki 3 tanedir meslek. Onu da söyleyeyim. Sırf aklı esas alanlar var, ilmi kelamcılar. Sırf kalbi esas alanlar, tasavvufçular. İkisini beraber alanlar sahabe mesleği, müceddidlik yolu. Ama bunlar zor tabii. Öyle bahsediyor, o ikisinin de cevabı olmuyor işte. Herkese nasip olmuyor. Mesela babaannem, oğlum bana şey ver dedi, cevşende onu veriyordum, sırf onu çekerdi. Bir daha, sırf aklı esas alanlar kafası gelişiyor, kabak gibi. Kalbi bıraktığı gibi fındık gibi oluyor. Tasavvufta kalbi esas alıyor, onu zikirle geliştiriyor. Ha bu arada şey de söyleyeyim İbrahim. Akıl, delil, buran, hüccette tatmin olur. Kalp, delil, buran, hüccette olmaz. Tekrarla tatmin olur. Onun için subhanallah, 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 subhanallah. Onun için 33 defa denmesi kalp içindir. Akıl için değil birinci derdi. Demek ki bu normal Müslümanlar dediğiniz için söylüyorum. Bu da dini cemaatlardır. Bu dini cemaatların da %20'nin %20'si oradaki önde giden mübarek zatlardır. Yani zemberek hareketi şey yapanlar. %20'nin %80'i de onlara mensup insanlardır.
Bunun içerisine mesela Üstad, İmam-ı Gazali, Şah-ı Geylani, Bahattin Nakşibend, İmam-ı Rabbani, Ebu'l-Hasen-i Şazeli, İbrahim-i Desuki, böyle. Beyazit-i Bestami, Muhiddin-i Arabi, Kudüs-i Sürur-i Mecmai. Yani böyle zatlar. Bu, burada da inşallah biz deriz. Yani bir yere mensup veya Sofidir. Eyvan-ı Müslim kardeşim böyle gidiyor. Demek ki insanlık dünyasını uyguladık. İslamiyet uyguladık. Nurculuğa uyguladık. Ama kendini de uygulayabilirsin. Mesela genelde külliyatta hangisine hakimsin? Herkes her kitaba hakim olmaz. Onu da söyleyeyim. Emirdağ'a mı hakimsin? Kastamonu'ya mı hakimsin? Mesela birisi vardı bizde. Sif lemalara hakimdi. Lemalardan bir kelime söyle. Falan sayfanın altı, ikinci paragrafın ikinci satırında diyor. Onun izahı da şurada diyor. Lemaları yani kaybolsa haşa belki de yazar. Sözlere hakim. Acayip. Eğer kitabına da uygularsak senin alemin hangisi öne çıkma, hangisine daha hakimsin? Herkes her kitaba hakim olamıyor. Peki bir kitabın her şeyine hakim olabiliyor musun? Şöyle diyeyim. Mesela hatıralara, mesela sözlerdeki mudafalar var. Mahkeme mudafaları. Şöyle dedi, böyle dedi, hakim iddia etti, müddeyi şöyle dedi diyor. İşte savcı şöyle yaptı diyor, şöyle yaptı. Kanımı mürekkep, derimi kağıt yapacağım, Kur'an yazacağım, mücadele. Burada olan mesela fıtratlar var ama Miraç'ta inkişaf etmemiş. Peygamberlerde de var aynı kanun. Kadir ismine mazar olmuş İsa Aleyhisselam ama haşir meselesinde icmal etmiş. Tafsir etmemiş vesaire. Yani nereye uygularsan bu acayip ne için yaptı böyle? Yani bu kanun her şeyi uygulanabiliyor. Sen buradan kalktığın zaman Risale-i Nur külliyatını yapalım İbrahim sana. %80'ine hakim olmazsın. %20 mesela en çok ilgini hemen 10 saniyede söyle. Hangi kitaplar öne çıkıyor sende? Çabuk 14 tane. Sözler. Onda. Mehmet çevre. Ya böyle yaptın. Hangi kitap? Yani. Sen? Abi ben fıtratıma hiç uymuyor. Ben eşit her taraftan artık ama hangisinden daha çok istifade ederim ayrı mesela ama ben bir tanesini asla o kakıta yönelemiyorum. Yapamıyorsun. Abi. Tamam. Senin aleminde? Lemalar daha çok. Evet, sen çabuk. Şualar geldi. Şualar. Evet şualar. Ben bunu samimi söyledim abi. Tamam abi sen zamin sen ben de sen. Yani ben hepsine yönelik anlarım değil ama. Tamam rahat ol, rahat ol. Şimdi lemaların diyelim. Senin lemaların. Yüz nesine daha çok mesela? Hangi mevzusuna? En çok okuduğum ihtiyarlardır abi. Ha, bak işte o. Nedir o? Kare, mesela bir eve gidiyoruz ya bazı Nurcu kardeşlerin evine gidiyoruz. İftara falan oluyor. Hasta falan. Beni şey yapıyorlar, çocukların odasına götürüyor. Çocuklar hep fakir, seviyor. Amca diye elimden tutuyor falan. Çocukların çizdiği resme bakıyorum. Çocuğun çizdiği resmin kalınlığı, çizdiği resminle çocuğun karakterinin %80'i anlıyor. Bu çocuk burada şiddet görüyor. Bu çocuk karanlık. Gitmiş çiçek yapmış, siyah kalemle yapmış. Gitmiş tarla yapmış, çiçek böyle yapması gereken karalamış. Tamam. Çocuğun o çizginin kalınlığı, inceliği ve olması gerekenleri yapmamış. Mesela tarlayı şöyle yapmış, karalamış. Çiçek falan koymamış. O evde sıkıntılı o çocuk. Böyle bakıyorsun çizdiği şeye, tak diye şey çıkıyor. Dışarıya çıkıyor. Yani lemalar mesela. Mesela kimdi? Büyür, bunun tersini söyleyeyim. Sakalı çocuklar diyor. Sakalı çıkmış, olgun olması gereken çocuk akıllar, ufak. Tam tersine ihtiyarlar risalesini, gençlere, hastalar risalesini, siyahlılara deniliyor ya. Olmadan önce. İhtiyarlar risalesi için ne diyor? Öyle günler ki ayette yevme vildane şiba. Öyle değil mi? Yevme vildane şiba. Yevme yecelu vildane şiba. Öyle günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Yani ihtiyarların, yaşlıların getirmiş olduğu olgunluk haleti çok ilgisini çekerse 26. lema. Mesela 26. lema deyince harita gibi 26. lemayı hakimsen bunun zaaf noktası, güçlü noktası hemen ortaya çıkıyor. Acayip bir harita ki insan ya.
Külliyatta. Mesela en çok istifade ettim abi. Layıkalardan daha çok, daha fazla istifade ediyorum. Bak ne oldu? Hemen şekillendim. Ben istifade ediyorum ama sadece ona yönelemiyorum ama. O yöneldin demiyorum. Onu koy demiyorum. Öyle çıkan. Ben de öyle çıkıyorum. Yani. Hangisi? Layıkaların hepsi böyle. Hepsi de olmaz. Gene biraz da konuşalım. Layıkaları şey yapmadım abi. Dışarı etmedim yani. Hangisi? Evet. Burada şey yapalım. Bir de Nurculuğun kaçta kaçıydı abi? Yani yapalım peki. Nurculuğu bir de yapalım. İstersen çabuk yapayım İslam. İnsanlık dünyası, yaratılış. %20'si dinlerdir. Yahudilik, Hristiyanlık, İbrahim'i, bütün dinler %20'dir. %80'i hiç dine mensup olmamış. Böyle uygularsın. Peki Yahudiliğin Yahudiliğin ne kadar samimiydi Yahudilik Musa Aleyhisselam dönemi? %20'nin %24'ü önde giden alimleri vardı. 16'sı da taklitçileri vardı. Allah'a sahibi olmadı ki. Olmadı mı? Şimdi %20 bütün dinler dedin ya. Yok. Bütün dinler hepsi %20 insanlık içinde dinler %20. Bu çok az olmadı mı? O zaman uygulayalım. Beşer dünyasında bak şimdi. Beşer dünyasında dini seçenler İslam'da dahi 1/5'tir. 1/4'ü yok. %1 vurursa ne olur? %5/1 ne yapar? %20 yapar. %20 yapar. Üstad mektubatta diyor. 1/4 iman etmedi diyor. Böyle peygamberimizle cari olan kanun 1/5'e dikkat. Aynı ya. Mesela Adana'dan ben Kırıkan'dan nar fidesi aldım. Çok heves ettim. Rize'ye getirdim. Ulan burada da çoğalsın. Böyle Kırıkan'da 400 değil mi? 400 gram, 450 gram yarım kiloya yakın nar oluyor. Ha böyle olsun diyelim. Rize'de bu kırı bir şey oldu. Yani o kanun yok olmadı. Diş etkenlerden çıkmadı. Yani aynı kanun her yerde cari. Şimdi insanlık dünyasında %20 dinlerdir. Çünkü insanların 1/5'i iman etti. 1/4'ü iman etmedi peygamberlerin. %20'si. %20'nin içerisinde hangi dini alırsın? Yahudi'yi de buna kıyas et. %20'nin 4'ü önde giden peygamberleri, evliyaları, alimleri, zemberek olan hareketi aktif edenler merkez. %20'nin %80'i de onlar bu halde. Şimdi oldu mu hemen? Şimdi bu nurculuğa yap dediniz değil mi? Nurculuk %100 olursa %80'i taklittir. Taklitte bir sürü maddeye boğulmuş. Nurcu da yoksa dolar, euronun peşinde adam. Mesela dün beni arıyor. Nurcu'nun sormayacağını soruyor. Allah rızkı taahhüt etmiş. Ya Rusya şey olacak tamam kardeşim. Tamam da dedi ya korkuyorum dedi. Kıtlık olsa ne yapalım? Ne önerirsin? Kıtlık olsa ne olur? Rızık endişen mi var dedim. Yok ama dedi çoluk çocuğum var kaç tane falan dedi. Ne yapmış? O kadar yapmış. Yani o kadar fazla bir şey konuşmak istemiyorum. %80 ya. Yani rızık endişe diyor, patates endişe diyor ya. Soğan patatesçiler çıktı ya. Şimdi yağcılar çıktı yağcılar. Yağcılar ayçiçek yağı falan. Yağcılar çıktı. %80'i bu ya. Hadi. Ha şimdi cemaat uygularsak %80'i bizim cemaatin ehli tahkik değil. İslam'da cari olan kanun cemaatlara da mesela Adıyaman'a menzil yapsak %80'i ehli tahkik değil %20'si tahkik. Aynı kanun. Biz cemaatimize uygularsak %80'i ehli tahkik değil. %20'si ehli tahkiktir. %20'nin %4'ü de ustadın varisleridir. Başka kimlerdir? Erkanlar, rükünler, haslar. Ama bunlar kim? Talebeler. Nur talebeleri. Risale-i Nur okuyana talebe denilir. Risale-i Nur'u okuyup ama biraz da hareketlendirmiş, vakfayat etmişin daha üstü bir şey. Yani ustadın varisleri ve o kuşakta olanlar gibi diyelim. Bunu uygularsak %4'dürler, %80'i de yani %20'yi %80'i de
Sen ne dersen de cemaat o kişiye, bak vasıtayı bulmuş. Desen ki, bak Kastamonu'da söylüyor. Sikke-i Tahsi Gaybiye'de söylüyor. Ustad diyor ki siyasi Mehdi geldi. Ne onu zikrediyorum? Çünkü burada kaymalar çok oluyor. Yok gelmeyecek, her şey ustattır. Değil yani de öyle. Üç tane Mehdi gelecek diyor. Üç tane. Bunun cem edene büyük Mehdi. Risale-i Şahsi Manevisi büyük Mehdi'dir. Risale-i Nur Müceddittir. Ama üç sahada iman, hayat, şeriatta Mehdi gelecek. İman hizmeti Nisan'ı yapmış. Hayatta gelecek, şeriatta da gelecek. Nerede söylüyor? 163 Sikke-i Tasdik Gaybiye'de 110 küsür mü? 100'de Kastamonu'da diyor ki biz kabirde olacağız. O geldiği zaman kabirden seyredeceğiz onu. Allah'a şükredeceğiz. Ustad yerini de söylüyor. Kabirde olacağım diyor. Siyasi Mehdi gel. Ha, bu niçin söylüyorum çarpıcı olsun diye misal? Bu %20'nin %80'i abisi dedi ya daha gelmeyecek. Ama külata demiş. Ben mesela burada yanlış söyledim. Ya derste yanlış söyledim. Videoda yanlış olmuş. Orada öyle yazarken oğlum ya cehaletimden, ya ihatasızlığımdan, ya ifade nakıslığımdan yanlış söyledim. Sen yanlış, hikmeti mi var diyeceksin. Yanlış olmuş. E peki ne yapacağız? Atacak mıyız çöpe çöpe bu kardeş abi? Yok. Geneli nedir? Faydası fazla ise her şey de öyle. İman küfürün ortası nedir? Hayrı fazla ise, şerri az ise muhabbete, şerri fazla, hayrı az ise adalete müstahaktır. Ne yapacağız? Ustadını kusursuz zannetmek kusurdur. Varladı geçiyor. Kusursuz zannetmek ustadı. Kusuru var diye delilimiz yok ama Allah Resulüne vasıflanmış olan masum ve mahfuz sıfatı ustada olmaz. Peygamberimiz mahfuz ve masumdu. %20'si de işte 16'sı, %80'i vasıtaları bulmuş vesaire gidiyor. Bunlar bizzati Şilep gibidirler. Zübeyir abi mesela, Bayram abi mesela. Mesela Bayram abi deyince şefkat böyle acayip. Bayram Yüksel abi İsparta'daki şefkat. Hasan Feyzi abiyle Sungur abi enfusçi. Hüsnü abi, Abdullah Yeğin abi, Aytimur abi neşir. Hüsrev abi hizmet şeyi, telif. Telif. Zübeyir abi insanları inşa etme. İnsan, yani dava adamının idealist lügatını yazmış adam. Haritasını çıkarmış. Şöyle olacaksın, böyle olacaksın, delini kanca yapacak mı? Hatırıma gelenler mesela. Ruşi abi şey, hatırıma gelince, mesela ilk önce Badıl abi diyeyim. Badıl abi gelen Risale-i Nur'a hariçten gelen itirazlara şerri kaynak yapayım diye bütün ağaydı. Ya nasıl takdir etmeyeyim? Ayağı başımın üzerinde olsun. Nasıl bütün o ağalıktan kalan babalar köyü satıyor. Kaynak kitapları alıyor. Lübnan'dan, Ürdün'den, Umman'dan vesaire Mısır'dan. Risale-i Nur'da geçen itiraz edilen şeylere haricinde Risale'de geçen o cümlelerin hadis midir, ayet midir falan onların kaynaklarını bulmuş. Risale-i Kutsi Kaynakları adlı bir kitap ortaya çıkarmış. Sırf onun hizmeti için canımı veririm. Onun ruhuna veririm. Üçte abi ne yapmış? Üçte abi ne yapmış? Hepsini sayıyorum. Üçte abi bu ülfet ve ünsiyet sarmalamış. Hangi yol daha ne? Nurcu Demirel dönemlerinin o siyasi arenada insanların önüne raylar konulduğu, tamam mı? Ortalık her şey toz bunan olduğu dönemlerde ustad vefatından sonra Tahir abi, Zübeyir abi, Rüşt abi beraber laikalardan dusturları, kaideleri çıkartıp hizmet rehberini ustattan sonra Zübeyir abi ve Tahir abinin başkanlığında Rüşt abi hazırlamış. Hizmet rehberi külliyattan. Laikalarla yani toplamacı. Başka mesela bir abi söyleyeyim ben onu sıfatlayayım. Ahmet Feyzi abi, hamiyetli bakın.
hani ustadın o mehdiliğini, benim eşim ya, mehdiliğinden dolayı mahkemede bu şudur dedi, bu da mehdidir dedi. Mahkeme reisine diyor, arkadaki resme diyor ki, bu budur, bu da budur diyor. Yani ustad da diyor ki, lüzumsuz şey yapıyorsunuz, yapıyorsun falan. Ahmet Feyzi abiye demişler ki, mekanı cennet olsun. Biz Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz? Cevabına bakın. Yediğiniz gıdalara dikkat edin demiş. Ha, Hulusi abi, Hulusi abi zaten ustad söylediği için İhlas da şeydir. Niye külliyat anlamıyoruz? Uhuvvet eksikliğinizden demiş. O ne demiş? Ahmet Feyzi abi ne demiş? Niye anlamıyoruz? Haram yiyorsanız anlamasın. Hulusi abi ne demiş? Uhuvvet eksikliğinizden, muhabbet eksikliğinden. Hafız Ali abi, Hulusi abi İhlas'ta. Acayip. Yani bunu işte %4'e bunlar. Bak, acayip insanlar ya. Enfusi seyahat edenler. Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi, bir de Sumur abi. Bize yakın kuşak. Enfusçiler böyle. Neşir, Basma, Kur'an, Risale, Aytimur abi, Hüsnü abi, Abdullah Yeğin abi, Mustafa Gül abi vesaire. Sayabildik değil mi? Bunlar da bizim, inşallah da biz de buradayız. Tarih. Onlarla gidiyoruz kafine. Allah razı olsun bayram. Teşekkür ediyoruz. Bereketli bir ders oldu.